Herkese selam. YouTube reitimleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Facebook reklam nasıl verilir onu göstereceğim. Videomuza geçelim. Öncelikle Facebook adresimize giriyoruz. Daha sonrasında ismimizin yanında bulunan nokta işaretine bir defa tıklıyoruz. Burada reklamları göreceksiniz. Buna da bir defa tıkladığımızda bizi böyle bir sayfa karşılayacak. Eğer ki Facebook sayfamız yoksa bizi böyle bir sayfaya yönlendirecek. Buradan direkt olarak başla diyorum ben şimdi. Sol tarafta gördüğünüz gibi sayfa adınızı girmenizi istiyor. Yani sol tarafta sayfanızın adını, kategorisini ve açıklama yazmanızı istiyor. Sayfanızla ilgili bilgileri istiyor. Burada sayfanız hakkında bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Bu bilgileri doldurup onayladıktan sonra sizden kimlik bilgisi isteyebilir arkadaşlar. Bunun sebebi de spam reklamların önüne geçebilmek için böyle bir adım uygulamışlar. Diyelim ki bizim bir web sitemiz var. Biz bir reklam ajansıyız. Daha sonrasında ben buraya direkt olarak reklam ajansı yazıyorum. Kategoriye de direkt olarak reklam ajansı yazıyorum. Daha sonrasında buradan onaylıyorum. Bir açıklama yazmam isteniyor. Burayı da hemen dolduruyorum. Reklam ajansı için güvenebileceğiniz en güzel site yazıyorum. Daha sonrasında böyle burayı doldurduk. Şimdi sayfamızı oluşturuyoruz buradan. Gördüğünüz gibi sol alt tarafta sayfamız oluşturuluyor. Biz reklamımızı oluşturacağız. Gördüğünüz gibi reklamımızı oluşturmamız için bize soru soruyor. Buradan direkt olarak reklam oluştur diyorum. Facebook sayfanı WhatsApp'ına bağlamak istiyor musun diyor. Bağlayabilirsiniz de bağlamayabilirsiniz de ben direkt olarak şuradan çarpı diyerek çıkıyorum. Facebook sayfamızı kurduk ve onaylandı. Tekrardan geri geliyoruz. Burada arkadaşlar tekrardan ikona bir defa tıklıyorum. Buradan reklamlar butonuna tıklıyorum. Buradan tıkladıktan sonra bizi bu sefer böyle bir ekran karşılıyor. Çünkü Önce yaptığımız işlemde Facebook sayfamız olmadığı için bize oraya yönlendirmişti. Artık Facebook sayfamız onaylandığı için direkt olarak bizi buraya entegre ediyor. Şimdi burada eğer siteniz ne üzerineyse ya da ne tarz bir işlem uygulayacaksanız onu yapmanız gerekiyor. Örneğin benim sitem, sitemin trafik çekmesini istiyorsam direkt olarak buraya trafiğe tıklayabilirim. Erişim almasını istiyorsam, insanların önüne çıkmasını istiyorsam o gönderimin, o sitemin bu erişme tıklayabilir. Ya da reklamımı gören insanlar sitemin içerisine gezinsin istiyorsam dönüşümleri tıklayabilirim. Zaten burada herhangi bir tane ikona tıkladığınız zaman burada size o tıkladığınız yazı ile alakalı bilgileri burada veriyor ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız buradaki ikona tıklayabiliyorsunuz. Ben gönderimin insanlar tarafından görülmesini istediğim için direkt olarak buraya erişme tıklıyorum ve buradan devam diyorum. Ve bekliyorum ki beni yönlendirsin sayfa. Sizlerin de gördüğü gibi arkadaşlar direkt olarak beni buraya yönlendirdi. Burada bir işlem yapmanıza gerek yok. Direkt olarak buradan ileriye tıklayıp geçebilirsiniz. Şimdi bizim yapacağımız işlemler tam olarak burada. Burada reklam seti atıyor. Bu çok önemli değil. Direkt olarak bunu e, Facebook Reklam 1 diye yazabilirim. Bu çok önemli değil bizim için. Bizim için önemli kısım tam olarak buralar arkadaşlar. Ben günlük bütçemi vermek istiyorum yoksa toplam bütçe mi vermek istiyorum? Burada ben ne diyorum? toplam bütçe olarak atıyorum benim bütçem 300 TL ben buraya 200 TL yazdığım zaman bana ne diyor bütçeniz en az 461 TL olması gerektiği bana bir uyarı veriyor eğer ki bunu günlük bütçe yaparsam gördüğünüz gibi günlük bütçe ise en az 15 TL olması gerektiğini söylüyor bunu tamamıyla sizin kendi cebinizle alakalı bir durum yani kendi bütçenizle alakalı bir durum arkadaşlar o yüzden ben direkt olarak bu toplam bütçeye tekrardan geliyorum buraya 600 TL yazıyorum. Benim 600 TL gibi bir limitim var. Daha sonrasında eğer ben dilersem başlangıç tarihimi ve saatini ya da bitiş tarihimin saatini değiştirebilirim. Örneğin benim bu reklamım 20'sinde yani aralığın 20'sinde başlasın. Saat 11.22 geçe. Bitişi de ortalama 27'sinin akşam 11.22 geçe e, bitmesini istiyorum. Yani toplamda 600 TL harcayacağım bu kampanyada bu 7 gün arasında dönsün istiyorum reklamım. O yüzden arkadaşlar böyle bir seçenek böyle bir seçenek yaptık. Eğer ki sizler burada daha fazla üstünde durarak daha fazla vakit harcayarak buralara nokta atışlar yapabilirsiniz. Şimdi geldik bir diğer kısma. Buradan direkt olarak daha fazla göster deyip reklam sürelerini de ayarlayabilirsiniz. Örneğin buraya direkt olarak düzenle dediğimizde reklamları bir plana göre yayın edersem örneğin ben burada işte hangi günde yayınlansın, hangi saat diliminde yayınlansın diye bunu e, otomatik olarak yani bunu seçebiliyorum. Ama ben direkt olarak yayınlanmasını istediğim için direkt olarak bunu kaldıracağım şimdi. Burayla işimiz bitti. Direkt olarak geliyorum arkadaşlar şimdi aşağı tarafa. Konumum çok önemli. Benim reklamlarım nerede yayınlanmasını istiyorsam direkt olarak buradan konuma düzenlediğim oradan ülkemi de değiştirebilirim. Ya da bu reklamın hangi ülkede yayınlanmasını istiyorsam buraya düzenlediğim buradan değiştirebilirim. Ben reklamlarım Türkiye'de yayınlanmasını istediğim için direkt olarak kalabilir. Yaş aralığını değiştirebilirim buradan. 18 ile örnek veriyorum. 30 yaş arasındaki kişiler benim reklamlarımı görsün. Cinsiyeti de aynı şekilde buradan değiştirebilirim. Sadece kadınlara özel, sadece erkeklere özel de yapabilirim. Detaylı hedeflemeler de yapabilirim. Burada örneğin buradan göz at deyip buradan demografik bilgilere tıklayabilirim. Örneğin eğitim alanındaki insanlara benim reklamlarım göster diyebilirim. Buradan eğitim düzeyini her şeyini seçebilirim. Yani daraltabilirim alanı. Ama benim size tavsiyem arkadaşlar fazla daraltmayın alanlarınızı. Çünkü reklamları ne kadar az kişiye gösterilirse insanların tıklama potansiyeli de o kadar az oluyor. Yani geniş kitlelere ulaşmaya her zaman özen gösterin. O yüzden hedeflemelerinizi doğru yapmaya dikkat edin. Burayı ben şu an için ellemiyorum. Direkt olarak tüm dillere tıklıyorum buradan. Benim gönderim Türkçe olduğu için ben direkt olarak buraya Türkçe yapıyorum. Türkçeyi seçiyorum. Daha sonrasında eğer ki daha fazla ayrıntı istiyorsan direkt olarak buraya daha fazla seçeneğini tıklayabilirim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Burası bizim için çok değerli. Buradan manuel reklam alanlarına tıklamamız lazım. Çünkü ben reklamlarımın Facebook'ta yayınlanmasını istiyorum. Yani Instagram'da ya da Messenger'da ya da diğer farklı yerlerde reklamlarımın yayınlanmasını istemediğim için Direkt olarak buradaki ikonları kaldırıyorum örneğin Instagram'dan yayınlanmasını istemiyorum direkt olarak bu tiki kaldırıyorum Buradaki tiki kaldırdığım zaman Sadece ve sadece burada gördüğünüz gibi Tek Facebook işaretli kaldı bu ne demek Benim reklamlarım sadece Facebook Platformu içerisinde reklamlarım göster demek O yüzden Bunu da bu şekilde ayarladıktan sonra Bakıyorum burada kontrollerimi sağlıyorum Daha sonra burası da onayladıktan sonra ileri diyorum arkadaşlar Şimdi Burası bizim için de çok önemli. Geldik bir sonraki alana. Burada arkadaşlar reklam oluşturacağımız zaman buradaki reklam oluşturma butonu bir defa tıklıyorum. Mevcut gönderiyi kullan diyorum. Eğer ki ben burada mevcut gönderiyi kullan dersem buradan gönderimi seçmem için bana bir olanak sağlıyor. Burada gönderi seçin dediğimde gördüğünüz gibi burada Facebook'ta bulunan fotoğraflarımdan, gönderilerimden bana seçenek sunuyor. Yani diyor ki bu fotoğrafları Kullanabilirsin diyor. Ya da diyor sizler de Instagram hesabınızı bağlarsanız burada direkt olarak çıkacaktır. Direkt olarak Instagram hesabınızda direkt olarak fotoğraflarınız burada gözükecektir. Şu an benim bağlı olmadığı için gözükmüyor. Bağladığınız zaman Instagram gönderileriniz de burada yer alacaktır. Benim şu an için Instagram gönderimi olmadığı için direkt olarak buraya geldim. Şunu seçmek istiyorum. Buna tıkladıktan sonra devam diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir gönderi oluşturdu, böyle bir videomu oluşturdu, buraya yönlendirdi. Bunu buraya koydu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Daha sonrasında şimdi hafifçe aşağı indiğimde reklamlarımız buradan yayınla dediğimizde e, yayınlanmış olacaktı. Şu an ben yayınlayamıyorum. Bunun sebebi reklamlarım onaylanmadığı için e, şu an yayınlayamıyorum. Bütçenizi ayırdınız ama para nasıl yükleyebilirsiniz? Bu konu hakkında da bahsetmek istiyorum. Buradan sol taraftan 3 tane çizgiye bir defa tıklıyorsunuz. Buradan faturalandırma bölümü var. Buna bir defa tıklıyorsunuz faturalandırmaya. Ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar para ekle butonu var. Buradan para ekleye tıkladığınızda para yüklemeniz için sizden bilginiz istiyor. Bu şekilde yaptığınızda istediğiniz kadar e, istediğiniz e, bütçeyi yükleyebiliyorsunuz. 5 TL, 10 TL, 1 TL neyse e, reklam bütçeniz ne kadarsa buraya yükleyebiliyorsunuz. Videomuz bu şekildeydi. Yanlışkan videoları tıklayıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.